Tolga çok macera perest bir arkadaşımız ve havada dalışı yapmaya karar veriyor. Aşağıdaki grafik Tolga'nın metre cinsinden yüksekliğinin saniye cinsinden zamana göre değişimini veriyor. Hemen grafiğe bakalım. Biraz büyük olduğu için ekranı şöyle uzaklaştıracağım. Evet, başlangıçta Tolga 700 metre yükseklikteymiş. Sonra zaman arttıkça yani grafik üzerinde sağa doğru gittiğimizde yüksekliğin doğal olarak azaldığını görüyoruz. Çünkü Tolga düşüyor. Sağa doğru gittikçe yükseklik giderek daha hızlı azalıyor. Örneğin atladıktan 10 saniye sonra yükseklikteki azalma bayağı dik. Ve 10. saniyeden sonra yükseklikteki azalmanın yavaşladığını görüyoruz. Bu aralıkta Tolga'nın yüksekliği hala azalıyor ama artık daha düşük bir hızla. Hatta daha az negatif bir hızla azaldığını da söyleyebiliriz. Buradaki azalış hızı bayağı negatif. Ama burada az önce de söylediğim gibi daha az negatif. Bu söylediğim ayrıca son derece mantıklı çünkü Tolga bu anda yani atladıktan 10 saniye sonra parajütünü açıyor. 0. saniyede atlamıştı, 10. saniyede parajütünü açıyor. Şimdi soruya geri dönelim ve bizden ne istediklerine bakalım. Aşağıdaki cümleyi tamamlayınız diyorlar. Tolga atlayışının 3. ve 8. saniyeleri arasında yüksekliği saniyede yaklaşık olarak boşluk metre azalmıştır. Üçüncü saniye. Bakalım. H3, yani üçüncü saniyedeki yükseklik. Evet, şöyle çizelim. Yükseklik yaklaşık olarak H3 eşittir. 600 ile 700'ün tam ortasında gibi görünüyor. Değil mi? 650 metre yazalım. Diğer saniye neydi? 8. saniye. Bir de ona bakalım. 8. saniyedeki yükseklik, bu da 350 ile 400 arası gibi duruyor. O zaman bunu da h8 eşittir, hatta yaklaşık olarak konuştuğumuz için eşittir yerine yaklaşık anlamına gelen bu işareti koyalım. h8 375 metre. Bize bu aralıktaki ortalama değişim hızını, yani yüksekliğin ortalama olarak ne kadar değiştiğini soruyorlar. Ortalama değişim hızını bu iki noktayı birleştiren doğrunun eğimi olarak düşünebilirsiniz. Şu an çizdiğim bu doğrunun eğimi. Ortalama değişim hızı yükseklikteki değişim bölü zamandaki değişimdir. Böyle değil mi? Bu aralıkta yükseklik 8. saniyede 375 metreyken şöyle yazalım, 8. saniyedeki yükseklik eksi 3. saniyedeki yükseklik bölü verilen aralık. 8. saniyede bittiği ve 3. saniyede başladığı için 8 eksi 3 olacak. H8'in yaklaşık olarak 375 metre olduğunu bulmuştuk. H3 650. 8 eksi 3 ise 5. Bunun bu aralıktaki ortalama değişim hızının yaklaşık değeri olduğunu da hatırlatayım. 3. saniyeden 8. saniyeye geldiğimizde yükseklik h3'ten h8'e değişiyor. 375'ten 650 çıkarsa, 375'ten 675 çıkarsak eksi 300 olurdu. Ama 675 değil de 650 çıkardığımız için sonuç 25 fazla, yani eksi 275 bölü 5 olacak. Doğru oldu mu? 375 eksi 650, eksi 275, 275 artı 375, 650 eder. Evet, doğru yapmışız. Hadi son olarak şunu da bulalım. 275 bölü 5, 27'de 5, 5 kere var. 27 eksi 25, 2 eder. 5'i aşağı indirelim. 25'te 5, 5 kere var. Kalan olmadığına göre cevap 55. O zaman buraya eksi işaretinde unutmadan eksi 55 yazalım. Birimi de yükseklik yani pay metre cinsinden ölçüldüğü için metre, zaman yani payda da saniye cinsinden ölçüldüğü için saniye kullanabiliriz. Metre bölü saniye. Bu 5 saniye süresince yüksekliğin ortalama değişimizi. eksi 55 metre bölü saniye. Başka bir deyişle bu doğrunun eğiminin eksi 55 olduğunu bulduk. Şimdi sorudaki boşluğa hemen eksi 55 yazmak isteyebilirsiniz ama önce biraz düşünelim. Soruda bize Tolga'nın atlayışının 3. ve 8. saniyeleri arasında yüksekliği saniyede yaklaşık olarak boşluk metre azalmıştır, azalmıştır diyorlar. Ve bu çok önemli. Neden? Çünkü sonuçtaki eksi işareti de bize azaldığını söylüyor. Bakın, eksi 55 metre bölü saniye, saniyede 55 metrelik bir azalma demek. Yüksekliğin zamana göre değişimi bir azalma ve soru da zaten azalmıştır dedikleri için buraya eksi 55 yazamayız. Bunun yerine 55 yazmamız gerekiyor. Buraya dikkat. Evet, 55 metre bölü saniye. Evet, eğer yüksekliğin 3. ve 8. saniyeler arasındaki ortalama değişim hızını sorsalardı, o zaman eksi 55 metre bölü saniye diyebilirdik. Ama burada azaldığını söyledikleri için bu eksi işaretini zaten düşünmüşler. Ve işte bu yüzden soruyu 55 metre bölü saniye olarak cevaplamamız gerekiyor. Umarım size de mantıklı gelmiştir.